Geçen hafta yayınladığım Kardeş Türkler Konseri Kurulumu videosu üzerinden bir hafta geçti. Fakat bizim için sadece 4-5 saat geçti. Bu videoyu onun hemen peşinden çekmeye başladım. Konser bittikten sonra söküm aşamalarının bir kısmını zaten filme almıştım. Daha sonra depoya gidip malzeme indirdik. Tabi bu esnada cihazların şarjı bitti yine. Eve gel, kirlerinden alın, dinlen filan derken 3-4 saat geçti. Şimdi transfer bekliyoruz. Buradan da Adana'ya Haluk Levent konserine gideceğiz. Bu yorgunlukla nasıl olacak bilmiyorum ama ekibin hepsi pert durumda. Ama keyifli bir konser olacağını düşünüyorum. Keşke bu esnada ben konuşurken araç filan gelse, yetişse de. Ben direkt araca atlasam. Öyle bir şey de yok. Nerede kaldı bunlar? Ha, geldiler canlarım, geldiler. Kendi arabamla gelmemenin dertleri. Selamlar. Uyumdur. Araba sürmeye başlamadan önce mutlaka krem sürerim. Yok öyle bir şey. Malzeme taşımaktan ellerimiz çatladı. Kanamasın diye sürüyoruz. Metroseksüel sesçi mi olur? Doğru mu? Aynen ya. Bak, güzelliğime güzellik kattım ya. Çiçek gibi oldum. Hadi gidelim. Alanımıza vardık. Portakal Çiçeği Festivali için güzel bir alan ayrılmış. Arkamda görmüş olduğunuz kısımda standlar var. Sahnemizin bir kısmı da şöyle gösterelim. Başka ekipler tarafından kurulmuş. Şimdi biz de işin bize ait olan kısımlarını yapmak için giriyoruz. Tahmini 8 saatlik bir çalışma süremiz olacak. 8 saatte bitirir miyiz? 8 saatte insanlar bitiyor. Vicdansız bir de bitiririz diyor. Şöyle göstereyim. Çadır. Sahnenin inmiş hali. Şov yapacağız diye hızlı hızlı astı, yanlış yere asmış. Sök şimdi. Yalnız burada enteresan bir şey var. Benim onu kesin göstermem lazım. Yılmaz'cığım bir saniye canım. Seyirci beklemez. Sahnemiz şöyle ve şu anda sahnenin tam ortasındayım. Bariyerler yanlış dizilmiş. Bu tarz hatalara bayılıyoruz. Buranın düzeltilmesi bile 2-3 saatten fazla sürecek. İşin güzel tarafı ne? Bizi ilgilendirmiyor. Biz alacağız bir yarım kilo çekirdek. Çit 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 çit. Çekirdek yer miyiz bunlar yapılırken? Baya baya çekirdek yeriz yani. Neyse biz kuruluma devam edelim. Bu da kayınbabasına yemeğe davetliymiş. Sen bir yere davetli misin? Var mı kayınpeder falan? Gelin yok ki kayınpeder. Gelin yok ki kayınpeder olsun diyor. Işıklarımızı böyle askı aparatlarıyla sağlamlaştırıyoruz. Yerlerini asıyoruz. Hepsini belirli bir düzen içinde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü düzen önemli. Hepsi aynı şekilde olunca ne oluyor? Çiçek. Bunlar bizim renkli ışıklarımız. Sahneyi genel olarak renkli hale getiren ışıklar. Diğer şov ışıklarından bahsetmiyorum. Beyler, bakın bu böyle olmaz. Tamam mı? Tam çalışıyoruz, gözleme geliyor. Tam çalışıyoruz, çay geliyor. Tam çalışıyoruz, kahve geliyor. Tam çalışıyoruz, bir şey geliyor. Böyle çalışamayız. Yalnız gözleme 10 numara ha. Yanında çay olsaydı iyiydi. İşe ara verdik, gözleme yiyoruz. Yanlış olmasın ha, yemek değil değil mi? Öylesine gözleme yiyoruz. Sadece ses ışık yok, bir de işin içinde jeneratör var. Şu anda ses gittikçe yükseliyor çünkü jeneratöre doğru yaklaşıyorum. Hatta kapağını açıyorum. Jeneratörü kapatıyorum. O ara işkenceyi göstermedim. 2 dakikada kapanıyor, 2. Gittiğimiz çoğu yerde elektriğimizi kendimiz jeneratörlerden sağlıyoruz. Mevcut şebeke gerilimini kullanmıyoruz. Bu sefer biraz daha özel bir sebep için açtık jeneratörü.
Henüz sistemlerimiz açık değil. Şimdi şöyle çimlere yatıp böyle daha güzel görünüyor. Hazır mı çay? Çayımız hazır. Senin için koca jeneratörü çalıştırdım çay yap diye. Sağ olun. Jeneratörü sırf çay için çalıştırdık. Hadi içelim. Şekerimiz yok değil mi? Değil mi? Şey bizim 532 yapmasak. 1 2 4 5 8 9. Kaldık mı olacak? Evet. 1 2 4 5 8 9. Bilmiyor musun? Yok. Hemen geliyorum. Yeter ki anlat de. Şöyle varsayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yok mu? 10 tane. 10'uncuyu boş ver. 9 tane. 9 boş ver. 10'uncu aç kapa. Tamam. Bunun altına şöyle yapıyorsun. 1 2 katı, 2 katı, 2 katı, 2 katı. Tamam mı? Bu şekilde geliyorsun. 2 katı. Dedin mi bak? Evet. Şöyle keşke yanıma gelsin de. Şurada baksak. Şöyle yaptın mı? Anahtarların altına kafadan bu rakamları yazdın mı? Evet. Şuraya kadar geldin mi? Evet. Mantığı bu. Aynen öyle. Tamam mı? İvan'ımı biliyorsunuz. 150'leri atın oraya. Yapacağız diye donduk. Çok fena rüzgar var. Bugün işimiz bitti. Provalarımızı, ışık provalarımızı yaptık. Başka ekip arkadaşları sahneleri kuracaklar. Fakat biz çok fena üşüdük. İnanılmaz bir rüzgar var. Yarın da yağmur bekleniyor. Yağmur demek tehlike demek bizim işte. Bakalım ne olacak. Bugünkü çalışmamız tam istediğimiz gibi olmadı. Çünkü diğer ekipler zamanında yetişemedi başka işlerden dolayı. Bizim çalışmamız bitti. Fakat gözlemeydi, bisküviydi, çaydı derken biz hiçbir şey yemedik. Şimdi haliyle Adana'dayız. Güzel bir şeyler yeriz diye hayallerimiz var. 20 dakika yürüme mesafesi varmış. Sorun mu? Tabii ki değil. Ekiplerin böyle ayrı ayrı firmalardan olduğu işlerde bazen zaman problemi yaşayabiliyoruz. Herkes senkron bir şekilde orada olamıyor. Bundan dolayı işte böyle bazı gecikmeler yaşayabiliyoruz. Tabii yanlış da olmasın, saat 5 olmuş bile. Biz öğle yemeğini yeni yiyeceğiz. Akşamda çok abartmayız ya, öyle şırdandı, börekti, paçaydı. Atıştırmalık bir şeylerle geçiştiririz. Yemek yemeye giderken de şu manzarada yürümek benlik şeyler değil ama. Çünkü yani romantizm yapacağım desen kimle yapacaksın? Şunla mı? Yani her şeyi geçtim, bütün her şeyi kabul ettim de kıl çok kıl. Yılmaz'cığım canım, az önce söylemiş olduğum sözlerden dolayı özür dilerim. Bu köprü fazla sallanıyor, ben korkuyorum. Yüzme bilmiyorsun herhalde. Sanki sen biliyorsun. Ne oldu? Urfa'da benim duvarda bizi mi öğrenmedik? Doğru, haklısın. Benim derdim fazla yemek değil. Güzel yemek. Güzel yemek. Ben herhangi bir şey yiyebilirim. Kötüyse en fazla bir kez yemiş olurum. Köprünün sallantısı bütün algılarımızı yıktı. İnsan köprünün efendim, ayağında ne bileyim bir bardak şalgam falan ikram eder. Bayağı zorlu yoldan geldik. Ne diyor? Birazcık yürüyeceksiniz dediler. Bir dünya yol yürüdük. Neyse. Biz şimdi böyle iki lokma küçük bir şeyler yiyeceğiz. Çok abartmayacağız. Sonra otele dönüp dinleneceğiz. Yemeği çekmem herhalde ya. Yok yok. Yok, yapmam böyle şeyler. Bu vicdansızlık ama ya. Harbiden işte. Ay bir abi bu, harbiden vicdansızlık. Abi 4 tane kıyma var. Halüsinasyondur onlar. Ben koymuyorumdur. Dışarıda çok üşüdük. Şu
üşüdüğümüzü gören mekan sahipleri bizi hemen ocak başının yanına aldı ısınalım diye. Yoksa asla kötü bir niyetim yok. Şuradan şöyle kamerayı kaldırıp da kumanları göstermek gibi falan. Ben yapar mıyım böyle bir şey? Asla yapmam. Asla yapmam. Ama biraz fazla üşüdüm. Biraz yakın mı ısınsam ne yapsam? Şöyle. Güzel ısıtıyor. Yani ısısı güzel. Isındık ısındık güzel. Sağ ol hocam. İyi ısıtmış. Güzel sıcak oldu. İyi ki az yedik ya. Vallahi. Şöyle bir iki lokma. Abartmanın gereği yok arkadaş. Böyle güzel. Biz bu işten hiçbir işi anlamadık. Zaten şu kadarcık yedik. Onu da yolda erittik bir daha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yemeğe gitmek için bu köprüyü geçtik güzeldi ama. Şimdi hem tok karnına hem ucunda bir şey yok. Otelin biraz mesafesi uzun. Araç gidemiyor. 30 dakika yürüyeceğiz. Adana'da portakal çiçeği festivali mi karnavalı mı artık. Adana her ne diyorlarsa bundan dolayı her yer dolmuş. Otele gidince de çok enteresan bir şey yapacağım. Geçen hafta izlediğiniz videonun montajını yapacağım. Çünkü henüz tarih 25 Mart Cuma bizim için. 27 Mart Pazar günü ben yeni videoyu yayınlayacağım. O yeni video bu videoyu izleyenler için eski video olacak. Neydi o? Interstellar mıydı? Yani ben şimdi gideceğim. Şu anda önümüzdeki haftanın videosunu çekiyorum ki yeni video. Eski videoyu ama bu haftanın yeni videosunu henüz montajlayacağım. Kafalar dumanlı yine. Tabii festivalden dolayı kalabalık olduğu için mobil baz istasyonu getirmişler. Bırak telefonları, adamlar bile full çekiyor. Her yerimiz radyasyon oluyor. Dedik ya 30 dakika falan yürürüz diye. 25. dakikası doldu. Kaburgacı Yaşar'dan eser kalmadı midemizde. Hepsi eridi. E biz de dedik Kazım büfeye gideriz. Bir muz üstü içeriz. Abi buna on mu bana, ona göre bak. Abi buradan sonra 200 bin garanti mi? Olur. Bak abi buraya da çektik. Ona göre. Abiler diyor ki buraya geldin o 200 takipçi 200 bin olur. O zaman abone olalım, beğenelim, yorum yapalım. Değil mi abi? Doldur abim. Yalnız böyle artistlik yapıyoruz, içiyoruz da boğaz bırakmıyor adamda. Kardeşim bak, adamlar yol yapmış. Alandan otele yol yapmışlar. Yol Kazım Büfe'nin tam önünden geçiyor. Ben ne yapayım? Kazım Büfe'ye gideceğim. Benim suçum ne? Yok burada bir suç. Yoksa hiç canım istemiyordu. Gerçekten. Fena içtik yalnız. Yani bu kadar da uzakta olmaz bu otel. İnşallah başka bir yerlerin önünden de geçiyordur. Yok mu Şırdancı'nın önünden geçen otel yolu falan? Gece paça mı? Şu anda dikkatimi çeken şeyler söylemeye başladım. Otele geldik. Biz kendimizi içeri bir atalım. Bir dinlenelim. Belki birazdan görüşürüz. Belki yarın görüşürüz. İkinci günümüz başladı. Yaklaşık 12 saatlik bir otel sürecimiz oldu. Benim için bunun 4-5 saatinden fazlası. Geçen haftaki videonun montajına gitti. Şimdi de yine alana doğru gidiyoruz. İşin kötü tarafı şu ki Adana bugün yağışlı görünüyor. Hem de sağanak yağış görünüyor. Biz biraz önlemimizi aldık ama yeterli olur umarım. Konseri etkilemeyecek şekilde yağıp enerjisini boşaltırsa rahatız. Konseri etkilerse sıkıntı büyük. Geçerken Büyükşehir'in standını gördük. Fotoğraf çektim abi. Fotoğraf değil, direkt video çekiyorum. Ya, nasılsın abi? Sen nasılsın? Lokma buldum derim, onu da hemen videoya dahil edeyim. Ne yapıyoruz şimdi? Seyirciyi maksimum 100 metrede düşünüyoruz. En uzağa mı? En uzak 120 metre düşünelim. En yakında 5 metre. 5-6 metreden 100 metreye seyirci. Dışarıda kalan seyirci küsmesin artık. Bu şekilde açılarımız çiçek gibi olur. Niye laf söylüyorsun kardeşim ya? Kaldırıyoruz, indiriyorsun. Evet abi. Doğru yön mü? Devam. Motorlarımızı hazırlıyoruz. Alo. Seni piste alayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hakan Bey, hoş geldiniz. Motorculuk. Vay, iyi. Abi o motorun çıkarttığı dalga sesi biliyorsun. Bazen gelip diyorlar ya, şu hoparlörü birazcık daha şöyle çevirebilir misin? Sahneyi böyle bir milim daha döndürsek batıya doğru nasıl olur falan diyorlar ya. O kadar kolay olur ki. We'll be right back.
rüzgar ve yağmur tehlikesi bitmiş gibi görünüyor. Şimdi seyirciler dışarı alınacak ve arama yapılacak. Tabii seyirciler buna karşı çıkıyor. Koca alan 8-9 bin kişi boşaltılacak. Aramadan sonra tekrar içeri girecek. Yine konser esnasında çalışacağımdan dolayı çok fazla konser videosu olmayacak. Bir de işin içine telif durumları giriyor. Bundan dolayı birkaç kısa video ile geçiştirmiş olacağız. Hava açtı ya, açtı. Açmıştır diye. Açsın ya. Görevli kartlarım nasıl bu arada? 1, 2, 3, 4. En görevli benim. Diyeceğim değil. İçeri kaçak yolcu alacağız. Personel gibi. Bunları da boynuna takacağız. Görevli diye aradan. Varsa böyle görevli diye aradan girmek isteyen yorumlarda yazabilir. Cüzi bir miktar karşılığında protokol bileti satıyoruz. Yağar dedik, bir yağmaz dedik, bir rüzgar çıktı dedik, sırılsıklam olduk, konserimiz bitti. Hemen toplamaya geçti arkadaşlar. Ben de çantalarımı araca koyacağım. Ben de gelip destek çıkacağım. Çadırın altındaydık. Üstümüze başımıza yağmur gelmiyor diye sıkıntı yok sandık ama ayaklarımız ıslanmış. Hiç farkına varmadık, sonradan üşümeye başladık. Öyle her konser gülüp eğlenemiyoruz yani. Böyle ıslandığımız, hastalandığımız anlar da oluyor. Saat yaklaşık 9.30, bugün konser erken bitti. Burada da yaklaşık bir 4-5 saatlik çalışma planlıyoruz. Malzememizi alacağız, depoya gideceğiz. İnşallah dinleneceğiz. Şimdi biraz çalışma zamanı, malzeme toplayalım. Ne kadar soğuk olduğunu görün. Bizikiler kafayı yedi, bak bak. Neredesin? Gelsene buraya. Seni görmüyorum. Kafasına çiçek takmış, malzeme öyle topluyor. Öyle coştuk. Saat 12 geçti, biz hala malzeme topluyoruz. Bir yandan da yükleme devam ediyor. Kalkıyor. Biz de böyle oturduk, malzeme yüklüyoruz. Ben de lift kullanıyorum. Malzemelerle beraber yükseliyoruz araca doğru. Geldik mi? Hop! Soğuktan burnum kızarmış benim ya. Yine aşağı. Bitti kardeşim, bitti. Binelim arabamıza, gidelim. Ne olmuş ya arabaya? Buğulanmış her taraf. Soğuktan. Kapı bana çarpmazsa eğer. Şöyle bir göstereyim hatta. İnsanın aklına o meşhur sahneyi getiriyor. Neyse, saat 2.30 oldu. Biz depoya gidelim, malzememizi indirelim. Ondan sonra bakarız programın gerisine. Artık çorbamı içeriz. Direkt eve mi gideriz? Bilmiyorum. Depoya geldik. Saat 4'e geliyor ama benim kıpırdayacak halim kalmadı. Arkadaşların da izniyle ben şu anda şu 3.5 yıldızlı otelde bir yarım saat kestireceğim. Onlar malzemeyi indirecekler. Daha sonra eve dalacağız. Videoyu da burada kapatmış olalım. Beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şurada bir yerde çıkacaktır. Tam yerini şu anda hatırlamıyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir beğeni ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.